Huysuzla beraber bir açılış yapalım. Şimdi arkadaşlar, bugünkü videomuzda farklı bir video çekmeye çalıştım. Sabah kalktım, tavuk aldık biraz. Tavuklarımızı yemleme videosu var. Hayvanlarımızı yemleme videosu var. Biraz otla alakalı tanıttığım otlar var. Onları gösterdim. Bir de işte Hamza Mert'i gösteriyorum. Bir de kahvaltı için büyük bir yumurta vardı. Tavuğun yumurtalı yumurta. Onu kırdık. Onu göreceksiniz. Çift sarılı mı değil mi? Farklı bir köy videosu oldu. Yani köyde bir günümüzü anlattık. İşte Hamza Mert'i merak ediyordunuz. 6. ayını yarım mı dolduruyor tam? Bugün mü? Heh, bugün tam 6 aylık oldu. Boynumdaki bu kolyeyi merak edenler olabilir. Ben inanmazdım böyle şeyler ama yani denendiği için arkadaşımıza da güvendik, aldık, uyguladık. Neydi bunun şeyi? Safir mi? Yok, ne? Evet, bu kehribar. Bu kehribar boyuna takıldığı zaman çocukta aşırı derecede ağız salyası vardı. Bizim Hamza Mert yaklaşık 2 aydan sonra ağzında devamlı salya akmaya başladı. Diş kaşıntısıyla. Daha yeni patlattı bir dişini ama daha oradan diş çıkmadı. Sadece orada bir patlaklık var, o görünüyor, diş çıkacak oradan. Bu ağız salyasını arkadaşlar, inanmadım. Ağız salyasını bu kolye, bu kehribar durdurur mu dedim. Burası devamlı su oluyordu. Önlük de olsa devamlı hasta oluyordu. Boğazı, buraları devamlı salyadan. Şimdi kupkuru maşallah. Faydasını da gördük. Sipariş vermiş arkadaşımız. Allah ondan bin defa razı olsun. Benim arkadaşımın eşi siparişi vermiş. Ve internet üzerinden geldi. Taktık. O gün bugündür salya akıntımız yok. Sadece salya için de değilmiş aslında. Ne için babam, başka mı? He? Başka neye yarıyor? He? Bir de huysuzluğunu alan bir şey varsa, aslında huysuzluğunu alan bir şey varsa çekildiğini biliyor musun? He? Diş kaşınıyor değil mi? Bu diş huysuzluğu. Büyümüş mü biraz arkadaşlar? Hadi bakalım, 1 2 3 zıplayalım hadi. 1 2 3 hadi hop hop. Kendi zıplıyor. Hiç durmayacak hiç. Bu burada büyüyecek. Siz de bunun büyümesine inşallah şahit olacaksınız. Çok yaramazlıklar yapacağız bu yaz. Bununla çok videolarımız olur bizim Hamzam'la. Yani video içeriği böyle. İzleyin arkadaşlar inşallah. Allah nasip ederse ara sıra böyle farklı videolar, köyde yaşam videoları atıyorum. Genelde sizlerin yönlendirmesiyle pazar videoları, hayvan videoları, hayvan otlatma videoları, alım salım satım videolarına dönmüştük. Ama köyden çıkamadığımız bu soğuk günlerde de köydeki yaşantımızdan da ufak ufak kesitler veriyoruz. İyi seyirler. Ah, mis gibi bir hava. Mis mis ama buz gibi. Çok keskin bir hava. Geceleri inanılmaz bir soğuk. İnanılmaz bir soğuk var geceleri. Sabaha kadar donuyor dışarıda kalan buz, yani su. Onu göstereceğim. Adana'da yaşıyorsun abi. Adana'nın soğuğu ne kadar olabilir ki diyorsunuz ya. Size onu göstereceğim. Şimdi sabah kalktım. Tavukları yemleyeceğim. Koyunları yemleyeceğim ama öncesinde de köyümün su birikintilerini göstereyim size. Bu su tutar mı Adana? Tutar işte. Aslında işin sırrı ne biliyor musunuz? Bu arada incecik şeyle çıktım, güneşi görünce üstünde çok kalın değil. Fazla üşümeden hemen şu dış çekim yapayım. İşin sırrı şu. Aslında biliyorsunuz Toroslara kar yağıyor. Bizim çevreleyen, Çukurova'dayız biz. Bizi çevreleyen Toros dağlarına kar yağıyor. Onun da ayazını biz çekiyoruz. Soğuğunu biz çekiyoruz. İşin sırrı bu. Gelin size su birikintilerini göstereyim. Bu ne ki? Bakın, akşam
işte diyor, sabah sabah deli mi bu adam? İşte. Oo, her taraf buz. Ne kadar su varsa hepsi buz tutmuş. İşte. Daha derin bir su. Kalınlığa bakın. Kalınlığı görüyor musunuz? Ne kadar? Şimdi de tavuklar var. Biraz tavuğum vardı 2-3 tane ama çekmeye değer bir tavuk yoktu. Şimdi biraz çoğalttık tavukları. Ferdi'nin de beni zorlamasıyla yaklaşık 23 tane hayvanımız oldu. Günde 3, 4, 5 yumurta falan alınıyor. Bu da bizim için güzel. Abi ya, köyde yaşıyorsun Allah aşkına. Yumurtaya para veriyorsun dedi ya. Yapma dedi. Zorladı beni, aldırdık. Ben neden peki tavuk beslemiyordum? Çünkü ben öncesinde 3-4 yıl süs tavukçuluğu yaptım. Yani tavuk beslemekten ve onlarla uğraşmaktan inanılmaz derece sıkılmıştım. O yüzden şimdi tavukların yanına geldik bakalım. Tavukları da bir yemleyelim, açalım kapısını. Ben arpa ve yumurta yemi veriyorum. Karıştırıyorum. Arkadaşlar, arpa sıcak tutar. Yumurta yemi de yumurta yapmasına yardımcı olur tavukların soğuk ve kış aylarında. Şöyle bir kapıdan. Gelin bakalım, gelin, sizi görmek istiyorlar, gelin. Gelin bakalım. Yiyin bakalım. Bu benim zaten eskilerden kalma Blue Modlet horozum. Eskiden piyasanın en iyilerindendik süs tavukçuluğunda. Sevgili kardeşim bana bunu hediye olarak gönderdi. Aslında yanında tavuk da gönderdi ama kardeşim illa bir köpek bulmuş sokakta, getirdi. Köpek arda arda hayvanların ikisini aynı anda, sonra birini yedi tavukları. O yüzden de bir erkeğimiz kaldı elimizde. Erkek de köy tavuklarına çıkıyor işte böyle yanlarında. Bu pintet mi diyorlar, beyaz olan ırka? Yani Ligorin değil, diğer boynu siyah olanlar da Sussex. Siyah olanlar Atax'la köy kırması, köy tavuğuyla, yani köy horozu Atax'a çıkmış. Ataksan da artık o boynundaki kılçıklar falan, o renk akıntıları gitmiş. Köy tavuğuna dönmüşler çoğu. Yumurtalar da güzel. Dün ne kadar yumurta varsa topladı Ferdi, götürdü. Dün akşam onları İstanbul'a yolcu ettim. Annem ve ablam da beraber gittiler. Ben günde bir defa bu hayvanlara bu kadar yem veriyorum. Onun dışında da burada kendileri geniş bahçede otların içinde ot yiyorlar. Ve bir de bizim koyunların artıkları oluyor yemlikte. Arpa veriyoruz hayvanlara. Onların da artıkları içerisinde samanla karışık arpalar var. Onları da bulup yiyorlar. Onun dışında börtü böcek yiyorlar. Isırganı çok seviyorlar. Isırgan yaprağını çok yiyorlar. Gördüğünüz gibi. Burada ısırgan yaprağına bayılıyorlar. Onu yiyorlar. Diğer otları yiyorlar. Atıyorum solucan yiyebilirler. Burada kazıyorlar çünkü, toprağı görüyorum. Ya da çekirge yiyebilirler. Ya da ne bileyim bir kurt yiyebilirler. Yaz olsa yılan dahi yiyor. Bunları yiyorlar. Şimdi geçen köyümüzden bir kardeşimiz yumurta sordu. Sadece onu kırmamak adına yumurta verdik. Çünkü bize yetmiyor yumurtası.
20 tane kadar kendisine yumurta verdik, aldı götürdü. Daha önce Ferdi yaklaşık bir 30 tane götürdüydü. Sonra dün giderken 24 tane götürdüler. Yaklaşık bir 30'a yakında biz almıştık. Yani bayağı da yumurtluyorlar maşallah. Günde 3, 4, 5 yumurta alıyoruz. Sağlıklı hayvanlar. İçerisi ılık. Üstünde ev olduğu için soğuk olmuyor. Yazında serin oluyor. Sıcak olmuyor. Hadi bunlar yemeğini yerken suları içeride girip içebilirler. Dışarıya da biraz koydum. Şimdi koyunlara bakalım. Hepinize de günaydın. Na, hayırdır? Geviş getiriyorsunuz. He? Keyifler yerinde mi? Soğuk bir gece atlattınız. Tabii içeri sıcak. Maşallah var, değil mi? Doğum yaptın mı kızım? Seni rüyamda gördüm. Dön bakayım bir. Dön bakayım, dön bakayım bir. Dön arkana bakayım. Ey maşallah, torbaya bak. Gel, gel. Geç şöyle. Kızım bir dön de bakayım senin şu torbana. Nasıl emdirmiş misin? Sizler nasılsınız? He? Sen biraz yakınsın. Nasıl senin durumun? İyi maşallah, iyi yat. Aman bölmüşüm böyle arkadaşlar. Ufakları bir tarafa aldım. Büyükleri bir tarafa aldım. Bunlar karınları tok herhalde. Bunlar beni gördüğünde delirmesi lazım. Ya da donmuşlar mı bilmiyorum. Kızım nasıl? Şöyle vurayım mı? Ses yapayım. Kalkın. Bak gider geç getiririm ha yeminizi. Siz bilirsiniz. Yem odasına girdim. Çok fazla da kalmadı arkadaşlar. Ofis yemin arpalarından. 3 çuval yemim kaldı. Tekrar yenisini söyledik. Bakalım ne zaman gelecek. Bakın arpa kabını görünce hayvanlarda bir ses furyası başladı. Bakın bağırıyorlar. Yani demek ki elim boş girdiğim zaman anlıyorlar ki o bize bir şey vermeyecek ama arpayı taşıdığım kovayı görünce başladılar hemen bağırmaya. Şimdi göstereceğim size nasıl bağırdıklarını. Dışarıdan gelen arpa diyorlar. Devletin dağıttığı arpa diyorlar. İthal arpa diyorlar. Ne derlerse desinler. İşte arpa bu. Merak eden varsa kılçıksız arpa, tok yani böyle biz öyle deriz yani etli bir arpa, içi dolu, hayvanlar çok seviyor, yiyorlar. 2450 liradan tonunu almıştım yani şimdi de 2700 lira civarında tonu diyorlar devletin damızlık birliklerinin vermiş olduğu bu arpaya. Ne oldu şimdi birdenbire ses değişti? Ortam değişti. Bakıyorum atlayacaksınız üstüme. He? Ya. Göstermemeni yoksa vermem. Göstermemeni. Bir görelim o güzel memeni. O zaman bir döküm de öyle göstereyim. Sizi biraz otoda çıkartırım bugün belki. Tamam mı? Kızım merak ettim indirdin mi tam? Karınlar düşmüş. Şöyle bize bir memişini göster bakayım memişini. Heh. Hey maşallah kızıma benim. Hey maşallah. Sütlü bir koyunumuz bu. Getiriyorum. Sizinkini de getireceğim şimdi. Tamam. Arkadaşlar bana müsaade edin. Yemleyelim. Bunlar yem yerken çeker görürsünüz inşallah. Çünkü yanında birisi yok. Bunları çeksin. Aynı anda yapamıyoruz. Koçumu gördünüz mü siz benim? Bir maşallah alırım koçumuza. Şöyle bir flash da açalım.
bakar mısınız? Damızlık bir koyun. Yani iyi bir yerden gelme damızlık. Kangal koçu, boylu, poslu, bacaklı. Daha bir yaşında anca var maşallah benim oğul işim. Şöyle akıllı akıllı yemlerinizi yiyin bakalım. Hepiniz. Koyun sayımız fazla yok. Kendimiz kesiyoruz, yiyoruz. Bir de isteyenlere adaklık falan bazen çıkıyor, veriyoruz. Her daim adaklık hayvanımız bulunuyor, onu da söyleyeyim size. Elimizde bir tane, iki tane dişi ve erkek olarak arkadaşlar, haberiniz olsun. İsterseniz öğrenci yurtlarına kesip, isterseniz fakire fukaraya dağıtırken, keserken videolarında size çekip gösteriyoruz. Sizler de bize güveniyorsunuz, Allah razı olsun. Avustralya'dan, Almanya'dan, Irak'tan, dışarıdaki Türk kardeşlerimizden Allah razı olsun. Onlar bize yardımcı oluyor. Biz de onlara yardımcı oluyoruz. Gel bakalım, gel gel gel. Gel. Gel güzellik, gel. Maşallah demeyi unutmayın buna da. Kızımıza. Gel şöyle bakayım. Gel şöyle, gel 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 gel. Gözün güzelliğine bak. Damızlık kızımız, damızlık. Arkadaşlar şöyle kısaca size çekim yapayım dedim. Ahırın her tarafını kapattık. Çok aşırı soğuk oluyor diye. Şu anda yaz havası var. Yani çekime başladığımdan şu ana, ya ben biraz ısındım. Şu an güneş o kadar etkili ki, o kadar soğuğu da etkili, sıcağı da etkili. Güneş çıktığı zaman yanarsınız, güneş battığında donarsınız. Kış aylarında, özellikle bu zemheri aylarında arkadaşlar. Bu ota zehir atmam lazım. Ekipman yok. Traktör yok. Atacağım zehir geniş yaprak diyorlar, yeşil. Kangal otu için atmazsan ot büyümez dediler. Altında kalır ölür dediler yorumda da, çevremdeki arkadaşlarım da. Bu ota bir an evvel yeşil kurutan değil, geniş yaprak. Öyle söylediler. Bu geniş yaprak ot ilacı atmam gerekiyor. Nasıl atacağım bilmiyorum. Sırt pompasıyla atabilir miyim ama çok geniş alan arkadaşlar, atamayabilirim. Artık buradan rica edeceğiz. Çevremizdeki arkadaşlarımız bize yardım ederse bakalım. Ondan sonra da bir gübre, bir yağmur öncesi. Hadi bakalım. Siz yiyin, kahvaltınızı yapın. Ben de kahvaltı yapmaya gidiyorum ailemle. Oo, bakın tavuklar benim dediğim yapmaya başladı bile. Şimdi buradan yem artıklarını döküyorum buraya. Bunlar da gübre olsun diye arkadaşlar. Bunlar kuruyor burada. Toprağa karışıyor, gübre oluyor bir süre sonra. Sapsaman şunlar, görüyorsunuz. Bakın yanmaya başlamış. Bunlar gübre olacak, toprak olacak. Değerli bir toprak olacak sonra. Çünkü bunlar içindekiler soya sapının kırıntıları. Yani sonuçta bitkiydi bu. Geliyorlar burayı karıştırıyorlar. Bunun içindeki arpaları buluyorlar. Gömeç otu, ebe gömeci, ondan sonra ısırgan otu vesaire vesaire, istedikleri kadar ot bulup yiyebiliyorlar. Aa, şuradan. Ya Allah! Bir tane magdalena alayım. Bu otu bilen var mı? Burada bizim yılan otu derler. Zehirli derler. Yerseniz zehirlenirsiniz derler. Ama bunun bir terbiyeyle bir çorbası yapılıyor. Tırşık diyorlar arkadaşlar. Tırşık. Ablam geçen geldi, şu ottan topladı burada. Bu ottan topladı. Buna ne dedi? Hatırlamaya çalışayım. Hindi bağı mı dedi. Haşlamış bunu. Getirdi önüme. Al dedi. Turunç falan sıkmış. Allah'ım.
ölüyordum, ağzımdan yere attım. Zehirli değil de yani öyle bir acı ki. Ama şunu toplasaydı, bunu biliyorum bak, ben daha önce yedim. Adını şu an hatırlamıyorum ama bunlar yeniliyor. Ekmek arasına koy, üzerine limonunu sık arkadaşlar bunun. Bu yeniyor. Ne diyorlardı, bunların bir adı var. Şimdi diyecekler ki biliyor da bize yorum yapmamız için söylemiyor. Vallahi unuttum. Gerçekten unuttum bunun adını. Hin horoz ibi mi acaba? Bilmiyorum. Bir şey diyorlardı buna da. Sabah sabah toplasam iyi olur. Kahvaltıda çok güzel gider bu ama. Bunu biliyorsunuz zaten. Kuzu kulağını söylememe gerek yok. Herkes bilir. Bizim burada şimdiden çıkmış. Başka? O arttı mı? Bitiremediniz mi? Kursaklar doldu. Akşama kadar yem yok. Yani yarın sabaha kadar yem yok size. Su içenler var orada. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Veda ediyorum. Evet, veda ediyorum. Artık son zamanları Bandai'nin tam anlamıyla tadılanmış. Sevgili arkadaşlar, her daim video çekemiyorum. Yani her gün video çekmek istiyorum. İnanın ama çekemiyorum. Devamlı bizim şehir şehir dolaşmamız lazım. Köyde çek diyorlar. Yani her günde köyde, yani hep aynı konuları çeksem bilmiyorum yani, ben kendimi yerine koyuyorum. Sıkılırım diye düşünüyorum yani. Kalktım her gün tavukları yemedim. Her gün keçileri yemedim. Her gün oturdum bahçede gezdim. Yani farklı bir şey de olması lazım. Hani hayvan otlatma videoları olduğu zaman sizin hoşunuza gidiyordu. Hayvan otlatma videolarında da az kaldı. Yani Şubat'ın sonuna doğru da hayvanlarımızı otlatmaya çıkartacağız. Ot olmadan çıkartamam. Çıkartsam da boşa gezmiş oluruz hep beraber. O yüzden de beni bu aralar biraz destekleyin arkadaşlar. Yani görüyorum birazcık video eksik yayınlandığında, yani 3 gün arayla videom yayınlanmaya başladı. Hadi hele de bir 4 gün geçsin aradan. İnanılmaz derecede düşüyor. Yorumlar düşüyor. Ondan sonra beğeniler düşüyor. Video YouTube tabi buna ona göre değerlendirmeyi alıyor. Bu sefer de gelirinin düşüyor. Her şeyin düşüyor. Bizim geçimimiz tabii ki sadece YouTube'dan değil. Hayvan alıyoruz, getiriyoruz. Hayvan satıyoruz. Ya da bazı çiftliklerin hayvanlarını bize telefon açıyorlar. Hayvanlarımızı satar mısınız diyorlar. Gidip çekimini yapıyoruz, satıyoruz. Komisyon alıyoruz. Allah'ın izniyle geçimimiz oluyor. Allah nasip ederse ilerleyen zamanlarda hayvanlarımızı yazıya çıkartacağız. Havalar ısındığında arabamı satıp biraz para biriktirip böyle hayvan da taşıyabileceğimiz bir araç almaya çalışacağız. Şu anda benim arabanın değeri inanın ki bilmiyorum. Hiç gidip bakmadım daha ama insanların söyledi, abi 15, 16, 17, 20, 25'e kadar gider diyen insanlar var. Ben piyasayı bilmiyorum ama bir araba bulursam, yani yaklaşık şöyle bir 25-30 bin lira da para üstüne koyabilirsem, güzel şöyle bir pick-up tarzı bir araba alırsak, yemimizi getirirken, hayvan götürürken, pazarda bazı hayvanlar oluyor bizim burada. Hani toplu hayvan alıyoruz, kaliteli hayvanlar. Adam içine iki tane koyuyor. Al bunu götür. Abi olmaz, almazsan bunları da vermem diyor. Ben size satarken bunları satabilir miyim? Satamam. Ben size en iyilerini vermek zorundayım. En iyilerini, yakışan neyse bana onu yapmak zorundayım. Bu artık olanları götürüyorum. Götürmem lazım. Kendi arabamla olmuyor. Başkasının arabasıyla götürsem kurtarmaz. O yüzden yeni bir araba almamız lazım. Dua edin bana. Yavaş yavaş buradan çıkacağım. Ha. Bir saniye.
Bakın tavuklar neye başladılar yemden sonra? Kimisi toprak içinde solucan aramaya, börtü böcek. Kimisi o güzelim yeşillik içerisinde ot yemeye başladı. Ben bunların yumurtasını yersem, ben bunların yumurtasını çocuğuma yedirirsem, sırf vitamin değil mi arkadaşlar? Vallahi sırf vitamin. Şimdi eve gideceğim. Eğer yukarıdan indirdiyse, bir tanesi öyle büyük bir yumurta yapmış ki onu bizzat kırmak istiyorum hanım kırmadıysa. Orada da veda edeceğim size. Bakın tavuklar her yere yayıldı. Şu anda çiftliğin her yerindeler. Her tarafta börtü, böcek, ot. İşleri bu. Eve gidelim bakalım o yumurta duruyorsa onu size göstereceğim. Hanım kahvaltı sofrasını hazırlamış. Kahvaltıda ne var? Ekmek üzerine sürmek için bir yağ. Hanım onu seviyor, tereyağını pek sevmiyor. Normal birazcık tereyağı, biraz peynir, kızartılmış biber, incir, reçeli, işte zeytin falan var herhalde. Evet, şimdi bizim o yumurtayı kırmamız lazım. Bakın bizim sütlerimiz böyle oluyor işte. Üstü sırf yağ, görüyor musunuz arkadaşlar? Köyümün sütleri bu şekilde. İnek sütü de bu şekilde. Keçimiz, koyunumuzunki de. Bakın arkadaşlar, bunu topluyorlar, bunları. Böyle bu kaymakları. Ya normal kaynatılmış sütün üstünden ya da yoğurt üzerinden birikmişleri toplayıp daha sonra bunu ne yapıyorlar? Kaymak yapıyorlar. Tereyağı yapıyorlar. Yemeklerin yanında, kahvaltıların yanında yiyorlar. Şu rengin güzelliğine bak. Gel bakayım, gel 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 gel. Kaçmaz bu. Sabah kahvaltıda yiyeceğim seni, gel. Oo. Hayır, düşme. Bunu ben beceremiyorum. Ufacık bir çatal almışım. Onunla yapmaya çalışıyorum. Aslında geniş bir şey almam lazım. Şöyle bir şey buldum. Oo. Gel bakayım şimdi. Şimdi bunu ekmeğe sür. Reçelle beraber. Ye. Bunları biriktirip dediğim gibi çekiyorlar arkadaşlar. Tereyağı yapıyorlar. Hem normal kaynamış sütün üstünde biriken yağ tabakasını, kaymak tabakasını alıyorlar. Şimdi o yumurtayı göstereceğim size. Arkadaşlar, bu kepe sığmıyor. Yani çift sarılı olabilir ya da çok iri bir yumurta olabilir. Şimdi bunun büyüklüğünü nasıl anlayacaksınız biliyor musunuz? Diğer köy yumurtasının yanına koyduğumda anlayacaksınız. Bakın. İkisi de aynı kümesten aldığım yumurta. Yani arada neredeyse iki katından fazla fark var. Şimdi kıracağım bakalım bu yumurtayı. Çift sarılımı göreceğiz. Evet, çift sarılı. Ama tabii ben kırarken biraz zedeledim. Bakın bir tanesi olduğu gibi duruyor. Tüm diğeri patladı. Çift sarılı çıktı. Renginin için, içinin güzeline bakar mısınız? Köy yumurtasının arkadaşlar ya. Diğerini de kırayım da pişirsin bari. Heh, şimdi hanım bunları pişirsin. İki yumurta, üç tane sarı var içinde. Arkadaşlar veda vakti geldi. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Videolarımızı izlerken lütfen beğeni atmayı, yorumları büyük harfle yazmayı ve abone değilseniz abone olmayı, arkadaşlarınıza da kardeşim şöyle bir kanal var izle demeyi unutmayın. Hoşça kalın.